Saygıdeğer hocalarım ve sevgili arkadaşlarım. Atılım Üniversitesi, Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu olarak düzenlediğimiz ve alanında başarı göstermiş, saygıdeğer konuklarımızın da katılımıyla gerçekleşen ENA Talks etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Öykü Tezgah. Ben Berkay Koçak. Etkinliğimizin sonuna kadar sizlere biz eşlik edeceğiz. Etkinliğimiz 5 oturumdan oluşacaktır. Her oturuma katılım sağlamadan önce check-in yapmayı unutmayınız. Böylelikle oturum sonlarında gerçekleşecek olan çekilişlerimize katılmış olup en az 3 oturuma katılmanız halinde sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Çekilişler için etkinliğimize destek veren firmalara teşekkür ediyoruz. Ve öğreneceğiniz her bilgiyle kariyerinizde bir adım önde olursunuz. Öncelikle üniversitemizin RGDOTTO'dan girişimcilik ve şirketleşme uzmanı Can Tiryaki'yi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarımız bahsetti. İsmim Can. TTO'da 4 yıldır çalışıyorum. Ben de 2007 Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 2010'da da işletme yüksek lisansımı tamamladım. TTO'da neler yaptığımızı hani çoğunuz bilmiyorsunuz sanırım. Kısaca onlardan bahsedeyim isterseniz. 2016 yılında ön buluşma merkezimizi açtık. Eğer iş fikriniz varsa burada iş fikrinizi geliştirebilirsiniz, iş modelinizi oluşturabilirsiniz. Bu anlamda açık ofis desteğimiz var ve birebir girişimcilerimizle çalışarak destek oluyoruz onlara. İş fikrimizi olgunlaştırdığımız zaman sizlerle birlikte hangi kamu desteğinden yararlanmanız daha sağlıklı olur? Bunlara yönlendiriyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK ağırlıklı kamu destekleri vardır biliyorsunuz. TÜBİTAK'ın 1512 programı var. Bireysel Genç Girişim, BİT diye geçiyor. Biz 2017 Ocak ayı itibariyle de bu programda uygulayıcı kuruluşuz. 2015 öncesinde daha önceden TÜBİTAK'a direkt başvuru yapıyordu girişimciler. Ama çok etkin ve verimli bir yöntem değildi. 2015 itibariyle artık uygulayıcı kuruluşlar üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Kısaca BİT'ten de bahsetmiş olayım. Şirket kurmayı düşünenleriniz olabilir aranızda. Lisans son sınıftaysanız başvuru yapabilirsiniz ya da mezun olduktan sonra en fazla 10 yıl içinde bu başvuruyu yapabiliyorsunuz. TÜBİTAK'ın belirlediği bazı teknoloji alanları var. Bu alanlardan birinde teknoloji tabanlı bir iş fikriniz varsa bizim big-atılım.com internet sayfamız inceleyebilirsiniz. Buradan başvuru yapıyorsunuz. Daha sonra biz sizlere eğitim ve mentorluk destekleri sağlıyoruz. Belirli jüri değerlendirmelerinden geçiyorsunuz. Bütün aşamaları tamamlarsanız TÜBİTAK'taki panel aşamasına gidiyorsunuz. Buradan da geçerseniz TÜBİTAK 200 bin liralık bir hibe veriyor size. Kurduğumuz şirkete diyeyim daha doğrusu. Bu 200 bin liralık hibe %100 ve ön ödemeli bir hibe. Teoride böyle tabii ama pratikte belki ödeme tarihleri biraz sarkabiliyor. Burada bizim diğer uygulayıcı kuruluşlardan belki en büyük farkımız biraz daha butik bir uygulayıcı kuruluşuz. Ankara'daki birçok uygulayıcı kuruluş ekosistemde çok daha eski uygulayıcı kuruluşlar ve çok fazla başvuru alıyorlar. İlk aşamada da böyle ağır elemelerden geçebiliyorsunuz. Ama biz de ilk aşamada direkt herkese eğitime davet ediyoruz. Eğitimlerden sonra sizlere pilot etme şansı veriyoruz. Yani iş modelinizde değişikliğe gidebiliyorsunuz. Yani yeniyseniz ve iş fikriniz daha tam olgunlaşmamışsa bu sizin için bir avantaj olabiliyor. Genel olarak desteklerimiz bunlar. Kafanıza bir soru takılırsa ya da şirket kurmak istiyorsanız, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bizim yerimiz A1'de, birinci katta. 1032 ve 1034 numaralı odalardayız. Oraya her zaman bekleriz. Yani kapımızı açıp dinleyebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Bu AGİT'in de düzenlediği etkinlik gerçekten güzel bir etkinlik. Hem de mezun olarak hem de bir girişimcilikte uzman olarak beni de gururlandıran bir etkinlik. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bugün 5 değerli konuşmacıyı sizlerle buluşturacaklar. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sayın Can Tiryaki'ye teşekkür ediyoruz. Atılım Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu Başkanı Ece Birdal'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın hocalarım ve sevgili arkadaşlar,
Entrepreneurship and Innovation Talks etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Ben 4. sınıf Endüstri Mühendisliği öğrencisi Ece Birdal. Bugün birbirinden değerli konuşmacılarımızın hayat hikayelerini dinlemek ve tecrübelerinden faydalanmak adına bu etkinlikte toplanmış bulunuyoruz. Atılım Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu olarak günden güne üniversitemiz öğrencilerine girişimcilik bilincini aşılamak, inovatif düşünmeyi sağlamak adına durmaksızın çalışıyoruz. Kulübümüzün tarihçesinden kısaca bahsetmem gerekirse, 2016 yılında kurulmuş olup her yıl başarılı etkinliklere imza atmıştır. Üniversiteler arası birçok platformda okulumuzu başarıyla temsil etmiştir ve aynı zamanda birçok konferans ve eğitim düzenlemiştir. Girişimcilik deyince aklıma gelen Steve Jobs'ın çok sevdiğim bir sözünü sizle paylaşmak isterim. Dünyayı değiştirenler ancak bunu yapabileceklerini düşünecek kadar çılgın olan insanlardır. Girişimci olmak için Steve Jobs'ın sahip olduğu gibi bir garaja ihtiyacımız yok. Sadece ve sadece düşünmeye ve cesarete ihtiyacımız var. Sözü daha fazla uzatmadan bu etkinlikte emeği geçen, gece gündüz durmadan çalışan, aylardır plan yapan Atılım Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu etkinlik ekibine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hepinize keyifli vakitler dilerim. Ece Birdal'a teşekkür ediyoruz. Katılımlarıyla bizi onurlandıran ve kurucu ortağı olan Sayın Emin Okutan'ın konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sesim geliyor. Merhabalar. Herhalde bu kulübe göre en spor giyinip gelen benim. Bunu şey diye konuştum. Özellikle startup imajı böyle ya. İşte pantolon falan. En azından belki böyle size kabul ettirebilirim diye düşündüm. Hoş geldiniz. Açıkçası ben şu açıdan benim için şöyle bir sürpriz oldu. İsmim Emin Okutan, Libertadan geliyorum. Erken aşama teknoloji girişimleriyle beraber çalışıyorum. Şimdi size bir sürü vaka anlatacağım. 9 senedir aslında girişimcilerle çalışıyorum. İşletme mezunuyum. Sosyal bilimler tarafından geliyorum. Böylelikle mühendislerle, bilim insanlarıyla çalışan bir işletme mezunuyum diyebiliriz. Benim için sürpriz şu oldu. Aranızda atılımdaki, yani üniversitedeki Elif Hoca'nın, Ayşe Hoca'nın olduğu girişimcilik TÜBİTAK'ın açtığı bir girişimcilik eğitimi vardı. Aranızda hatırlayan ya da bilen var mı? Siz biliyorsunuz kulüp olarak. Çok ilginç çünkü biz bunu yaklaşık 3 sene boyunca her dönem Ön Kuluçka'da, buradaki Ön Kuluçka merkezinde atılım öğrencileriyle girişimcilik programı yürüttük. Ve aslında sizin kulüp başkanınızı tanıyorum, ekibin tamamını. Çünkü sınıftaydık, beraber çalışıyorduk. Hatta hala görüşüyorum. Yani çok ilginç bir bağlantı oldu böyle bakınca. Yani oradan bir kulüp kurulması ve böyle devam etmesi aslında çok heyecanlı. Demek ki devam ediyor. Çünkü biz çok keyifli vakit geçiriyorduk. Hakikaten çok eğlenceli bir dersti. Benim için de öyle. Ben akşam işten çıkıp geliyordum. Böyle çok farklı disiplinlerden insanlar oluyordu. Tartışıyorduk falan. Ürün geliştirmeye çalışıyorduk. Çok keyifliydi. Şimdi bir de daha da şanslısınız. Hem kulüp olarak büyümüşsünüz. Bir de üstüne üstlük bir big yönetici üniversitesi, uygulayıcı kuruluş olarak bu fikirleri direkt çekirdek sermayeyle gerçek bir ürüne dönüştürme şansımız var. Yani bu anlamda aslında üniversite bütün bu altyapıyı sunuyor. O zamanlar öyle değildi. Yani fikri geliştiriyorduk da sonra biz bunu ne yapacağız, hani nereye götürebiliriz diye havada kalıyordu. Ama şimdi böyle bir şansımız var. Bence bu büyük bir şans. Gayet güzel. Şimdi ben biraz hem bizim girişimcilik dünyasında biraz da böyle biraz farklı olsun diye genelde bizim girişimcilik tarafındaki bazı düşünce yapılarıyla ilgili örnekler vereceğim. Çok teorik olmamasına gayret edeceğim. Buradaki örnekler çok ilginç bir kitaptan alıntı aslında. Bu düşünce yapısıyla ilgili. Aranızda bilgisayar mühendisi olan kimler var? Elini kaldırabilir miyim? Evet.
Bu da aslında bilgisayarda kullanılan bazı algoritmalarla insan davranışları arasında benzerlikler bulmuşlar. Biraz ilginç bir kıyaslama. Eğlenceli, ben de o yüzden koydum. Evet, biraz nerdy bir iş ama yapacak bir şey yok. Bu arada soruları sonunda alacağız. Ama bir anda bir şeyler eklemek isteyen olursa ya da bir şey sormak isteyen olursa söz vermek isterim. Ben böyle olabildiğince dinamik olsun, hareketli olsun diye. Geleneksel sektörden gelmeyen bir tek ben varım. Bence bu dağılım da güzel. Çünkü geleneksel sektör girişimcilerinden ödenecek çok şey var. Bizimki biraz daha böyle farklı bir balon diyeyim. Kendi içinde değişik bir balon. Ben size biraz o balondan bahsedeceğim. Startup ekosistemi diye geçiyor aslında bizim bulunduğumuz balon. Herkes duydu mu bu kavramı ya da bir yerlerden okudunuz mu? İşte E-Tohum, G3Top, G3, bir sürü organizasyon var. Artık televizyonlara falan da düştü. Mesela geçen Peak Games televizyonu hacklemiş. Reklam, belki görmüşsünüzdür. Reklamların arasına girip biz... Mesela Peak Games bir startup ve çok başarılı bir örnek. Bizim için bir startup'ın televizyona reklam vermesi pek normal değil. İlk defa onu görüyoruz. Artık böyle kurumlar için de böyle büyük bir reklam kaynağı oldu geçen. Ben nereden biliyorum? Kayınvalidem söylüyor, diyor ki geçen, ben çok televizyon izlemiyorum da, diyor ki geçen diyor işte şu diyor telekom firması diyor galiba app geliştiren kadınlardan bahsediyor falan diyor. O sizin işinize yakın mı diyor. Evet, biraz komşu bir konu. Ama normalde içine kapanık bir balondu bu. Yani herkesin genelde birbirleriyle iletişim kurduğu, çok geleneksel sektöre girmeyen bir topluluğuz. Ve bazen birbirimizi gazlamayı çok seviyoruz. Yani gazlamaktan kastım, o kadar inanıyoruz ki birbirimize anlattığımız şeylere. Böyle sonra birisi böyle şey diyor, yani siz böyle konuşuyorsunuz ama gidin işte diyor reel sektöre, işte şurada diyor sanayiciye gidin diyor. Hiç öyle sizin konuştuğunuz gibi bir dünya yok diyor. Aslında çok doğru değil, çok kesişim noktaları var ama bazen kendimizi kaptırabiliyoruz yani. Biraz ondan bahsedeceğim. Örnek vermek gerekirse, acaba kulüp bunu biliyor mu ama sizin ilk başkanınızın Elon Musk'a bu etkinlik için konuşmacı daveti attığını biliyor muydunuz? Biliyor musunuz? Evet, sizin ilk başkanınız bu etkinlik için konuşmacı olarak Elon Musk'a SpaceX'in kurucusuna davet attı ve adam sekreterimle ben bir görüşeyim, eğer tarihler uygunsa size dönüş yapacağım dedi. Ve ben bence çok etkileyici yani. Bu çok hoş. Yani bunu denemek bile çok hoş. Hala çok değişik denemelere devam ediyor. Bugün size komik gelebilir ama yarın öbür gün tutturabiliyorlar. Yani böyle bir şey var bizim alandaki insanlarda böyle bir şey var. Evet. Benim birden fazla şapkam var. Çok detaylı girmeyeceğim. Ortak olduğum bazı işler var, girişimcilik programları var, mentorluk programları var, dikey dediğimiz özel yani tematik programlar var. Peki benim prototiplemeyle bulaşmam nasıl oldu? Ben çocukluğumu Bingazi'de geçirdim aslında, Libya'da büyüdüm. Libya, Kuzey Afrika'da Mısır'a komşu olan bir ülke, babamın mesleği gereği. Biz böyle kapalı bir sitede yaşıyorduk. Epey küçükken, o zaman Boyner'di galiba ismi, çarşı, o zaman ismi çarşıydı. İşte çarşı paketinden bir gün babam uçurtma yaptı. Ben de heyecanla tabii küçük bir çocuk olarak uçurtmayı çıkardım dışarı uçurmak için. Ama o zamanlar elektrik telleri aşağıdan gitmiyordu, yukarıdan gidiyordu. O yüzden bir sürü elektrik kablosu geçiyordu etraftan. Bizim sitenin, bu yaşadığımız yerin etrafına. Yani çıkmamla 15 dakika sonra uçurtmayı elektrik tellerine çarpmam bir oldu. Yani direkt orada kaldı uçurtma. Ben de gittim ağlayarak işte uçurtmayı kaybettim. Yani işte bunu ne yapacağız? Böyle ağlıyorum falan. Yani çocuklar bir şey yaptırtmak için yaparlar da böyle taktikler. Babam da üzüldü tabii. Dedim bir tane daha uçurtma yapar mısın dedim. Yapmam dedim. Neden dedim. Dikkat etseydin dedi, daha dedi yeni yaptım. Kötü söylemedi, sadece dedi ki daha yeni yaptım dedi. Üzerinden bir saat geçti, bu uçurtmayı kaybettik dedi.
O yüzden hemen yapmayacağım ben bu çözümleri. Sonra ben buna inanmaz takıldım. Sonra geri kalan 6 ay boyunca farklı uçurtma prototipleri üzerinde çalıştım çocukken. Yani ne kadar ciddi alırsanız tabii. Çok uğraştım yani. Onun yaptığı güzellikte yapamadım. İskelet anlamadığım için iskelet sistemini o zaman. Ama işte bakıyorum bir torbaya bakıyorum, bir torba nasıl uçuyor ona bakıyorum falan. 6 ay boyunca uğraştım kendim yapmaya. Bir daha da yapmadı yani. Bunu da söyleyeyim. Şimdi düşünüyorum. Belki kasten yapmadı. Ama bir şekilde beni böyle sürekli kendim oyuncak üretmeye teşvik etti. Bir de orası Libya öyle çok aradığınızı çok bulabildiğiniz bir yer de değil. Öyle olunca yani kendi kendime işte bakıyordum televizyonda İtalyan televizyonu vardı. Çok güzel oyuncaklar vardı İtalyanlarda. Görüp aynısını kendim yapmaya çalışıyordum, kopyalamaya çalışıyordum. Benim hevesim biraz öyle başladı. Prototip üretme hevesim. Sonra ilkokulda elektronik, şimdi maker hareketi oldu bu ama işte rezistanslarla falan bir şeyler yapmak, onun üzerine çok kurcaladım. Ortaokula gelince de Türkiye'ye döndüğüm zaman da hevesim gitti. Biraz burada daha zor erişebildim bu tür şeylere. Ya da belki de imkanlar büyüdü, benim mi ilgim kayboldu onu da bilmiyorum. Belki çok imkan olması da iyi bir şey değildi. Benim için Ankara çok büyüktü. Yani ben geldiğimde uzun bir süre Aydancı'daydık biz o zaman. Aydancı bölgesi bana zaten Libya kadar geliyordu. Yani o zaman öyle algılıyordum. Çok büyük algılıyordum. Dikmen Vadisi'nin oradaydım. Belki imkanlar büyüdü. O yüzden hevesim gitti bilmiyorum ama benim prototip geliştirme hevesim biraz böyle ortaya çıktı. Şimdi birkaç tane örnek anlatmak istiyorum. Bu biraz benim bu konuyla alakamı anlatmak içindi. Şimdi de Ankara'daki bazı bildiğim startup örneklerinden bahsetmek istiyorum. Mesela Oximo'yu duydunuz mu? Evet, Zafer. Mesela Zafer Erçik. Ben tanıştığımda sizin gibiydi aşağı yukarı profili. Ve ben otizmli bireyler için eğitim uygulamaları yapacağım diyordu. Yani bu yaklaşık 5 sene önce falandı. Ve her gördüğümde de bunu söylemeye devam ediyordu. Ben de şöyle düşünüyordum. Çünkü genelde böyle bir iş planı gördüğünüzde analiz ediyorsunuz. Bunu ticari anlamda nasıl bir iş olarak görüyorsunuz? Yani bu bir mobil uygulama, eğitim içeriği, otizmli bireyler için spesifik bir eğitim içeriği. Nasıl görüyorsunuz böyle bir iş fikrini? Sosyal girişimcilik, evet. Yani toplum faydası yüksek ama yani böyle korkunç büyüyebilecek bir iş gibi düşünmemiştim. Ya da belki ticarileşir mi ondan da emin değildim. Çünkü eğitim deyince biz biraz çekiniyoruz. Yani nasıl gelecek okullara, nasıl kabul ettireceğiz falan diye düşünüyordum. Şöyle, Zafer o kadar inatçı bir adam ki, inanılmaz inatçı bir adam. Yani ben hayatımda bir insanın bir işe kendine bu kadar fazla verdiğini hiç görmedim. Belki bir gün davet edersiniz ya da bilmiyorum. Hani podcast falan yaparsınız belki. Öyle ya da böyle, Türkiye'de bunu ilk başta Türk pazarına sokamayınca uygulamayı geliştirip direkt Amerika'da satmaya başladılar. İngilizce'ye çevirdiler falan. Ve Amerika'da bayağı popüler oldu. Yani orada çünkü nüfus büyük. Bir de orada insanlar app'lere, uygulamalara para veriyorlar. Bizde çok fazla vermiyorlar. Orada çok büyüdü. Orada büyüyünce bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Türksel'in dikkatini çekti. Şimdi yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ve Türksel'le beraber ilk defa 12 tane pilot sınıf açıyorlar. Yani ilk defa pilot sınıf açacaklar. Şimdi bu şunu gösteriyor, sizin sorduğunuz soruya da benziyor. Bir startup'ın dümdüz bir yolu yok. Gerçekten yok. Yani şey gibi, arabayla çıkıyorsunuz, bir yerde piknik yapacaksınız, navigasyon yok ve bulmaya çalışıyorsunuz gibi. İlk düşündüğünüz yerden bazen olmuyor. Gidiyor, Amerika'da başarıyor. Sonra geliyor, Türkiye'de bunu yaygınlaştırıyor. Ve diğer örneklerin çoğunda da buna benzer bir durum var. Prototip geliştirirken de var. Eğer aranızda bu konuda uğraşanlar varsa, ilk denemeniz her zaman beklenmedik şeylere sebep oluyor. Sonra ikinci bir defa, sonra üçüncü bir defa sürekli deneyerek bu şekilde devam ediyor.
Bu ekip aslında bir BİG ekibi. O yüzden özellikle getirdim. Yani siz burada Atılım Üniversitesi'nde bir BİG programına başvurduğunuzda ne değinilebilir? Onun örneğini göstereceğim. Dinçer, şuradaki arkadaş, BİG programına başvuran, daha fikir aşamasında bizim tanıştığımız bir girişimciydi. Ve fikrini geliştirmeye çalışıyordu. Elektrik, elektronik mezunu. Ve amacı da, yani bu Internet of Things var ya, IoT konusu var ya, onunla ilgili böyle akıllı ev sistemleri gibi bir şeyler yapmak istiyordu. Fikri geliştirirken BİG sürecinde mentorluk falan alıyorsunuz ya, o rehberlik yönlendirmesiyle akıllı ev kilidi fikrine dönüştürdü bunu ve TÜBİTAK'tan destek aldı. Şimdi yani birinci bayrağı tamamladı ama ondan sonra bu elektronik kilidi yapmaya çalışırken o kadar çok zorlandı ki, çok zorlandı. Neden zorlanmış olabilir? Bu telefonla, uygulamayla pat diye kilit, kapı kilidini açtığınız bir sistem. Neden zorlanmış olabilir? Telefon çalınma ihtimali, değil mi? Güvenlik meselesi var. Güvenlik meselesi için aslında böyle kapının üstüne ek yerleştirilen bir tasarım yapmak zorunda olduğunu keşfetti. Doğru, biri oydu. Peki böyle bir şey geliştirmenin zorluğu ne olabilir? Kilit nasıl bir şey? Bir elektronik tarafı var, bir de mekanik tarafı var, değil mi? Makineci var mı burada? Siz varsınız. Mekanik taraf. Şimdi ben sadece sanayicilerin söylediğini söyledim. Diyor ki, böyle büyük büyük diyor, makineler olsa diyor, sıkıntı yok diyor. Ama diyor bu çok küçük diyor. Çok küçük ve çok parçalı. Bizim sanayicilerin en nefret ettiği prototip şekli. Küçük ve çok parçalı olması çok zor bir yere geliyor. Neden? Çünkü Ankara'daki üreticiler, yani alt yükleniciler küçük parçalarla çalışmıyorlar. Büyük parçalarla çalışıyorlar. Neden? Daha rahat mı? Yoksa az maliyet? Yok, az maliyet değil. Neden? Hadi imalatçılar. Ne? İnce işçilik gerektiriyor. Bu yoksa Ankara'nın ekonomisiyle alakalı bir şey mi? Genelde nereye çalışıyor bizimkiler? En büyük. Savunmaya çalışıyorlar değil mi? Büyük ölçekli. Şimdi belki Çin'e gitseniz ya da başka bir yere gitseniz sadece küçük parçalar üzerine çalışanlar da vardır. Değil mi? Demek ki sizin geliştirmek istediğiniz şeyin, ürünün şöyle de bir gerçekliği var. Yaşadığın şehir neyi yapabiliyor? Sonuçta hepsini kendin yapmayacaksın. Öyle değil mi? Demek ki yaşadığın şehrin neyi yapabildiği de seni sınırlıyor. Öyle değil mi? Size mantıklı geliyor mu? Eğer ki İsviçre'de olsaydınız, herkes saat üretiyor olsaydı, o zaman çok küçük mekanik parçalar bulurduk ve çok güzel kilit yapabilirdik belki, değil mi? Ama Ankara'dakileri buna adapte etmek çok kolay bir şey olmasa gerek. Peki, yaşadığımız şehir bizi sınırlıyorsa, diyorsa ki, mesela Ankara'da kart üreticileri var mı? Elektronik kart üreticileri. Var. Değil mi? Ama çok meşguller. O ayrı. Ama var. Peki yaşadığımız şehir bizi sınırlıyorsa. Yani ben aklımda öyle bir fikir var ki ama Ankara'da bunu üretebilecek birisini bulamam. Kendi başıma da altından kalkamam. O zaman ne yapacağız? Dışarıya. Demek ki çevremizi genişleteceğiz. Doğru. Dediğimiz doğru. Yani gideceğiz başka şehirlerde. Kim yapabilir bunu diyeceğiz değil mi? Yani burada değilse başka şehirlere gideceğiz. Onlar da öyle yaptılar. İstanbul'a gittiler, Eskişehir'e gittiler, bir sürü farklı yere gittiler. Bir noktada ben onu bir sene sonra gördüğümde işleri güzel gidiyordu. Ve bana şunu söyledi. Hala bu arada prototipi daha bitirmek üzereler. Yani epey geçti yatırım almalarına rağmen. Şunu söyledi. Dedi ki ben şunu öğrendim dedi. Her şeyi dedi benim yapmam gerekmiyor. Benim vaktimin büyük bir kısmı koordinasyonla geçiyor. Yani işte o parçaları ürettirmek, elektronik kartı, yazılımı, tasarımı. Yani her şeyi ben kendim yapmayı bıraktım dedi. Ben artık olayı bütünsel görmeye çalışıyorum dedi. Neticede geçen sene de yatırım aldı. 1 milyon değerlemeyle. Şimdi de yaklaşık bir 500-600 küsür sipariş, ön sipariş var. Ona yetiştirmeye çalışıyor. Bir yandan yeni bir ürün sınıfa çıkardılar. Bayağı yoğun gidiyor. Yani nereden baksanız 3 senede demek ki bir fikir aşamasından bu aşamaya gelebiliyorsunuz.
Big desteğiyle reklamını yaparak da ve rehberlikle olabiliyor. Bu onların yatırım imza masası. Bakın herkes genç. Bu ortam çok genç değil, o orta yaşlı. Ama geri kalan herkes genç. Sizin yaşlarınızda. Nasıl, bu örnekler değil mi? Bilmiyorum, canınız sıkılıyor mu? Ben sadece somut bazı şeylerden bahsediyorum. Bunlar, ya bunu göstermemin sebebi şu, bu insanlar sizde aynı otobüsteler, aynı uçaktalar, buralardalar. Muhtemelen Tunalı'da da karşılaşabilirsiniz. Yani çok uzak insanlar değil, sizin gibi. Bu örnek çok ilginç, bu çok yeni ve inanamıyorum buna. Şimdi ING Bankası'nın bir hekatonu oldu geçen sene. Bilmiyorum buradan hiç katılan oldu mu. Orada sunum yapanlardan bir tanesi şöyle bir şey geliştirmişti. Bunların hepsi Sony ile çalışan bir grup mühendis. Ve böyle bir gözlük geliştirmişler. Görüyorsunuz belki şöyle şey gibi, Robocop gibi bir gözlük var. Gözlük yapay zeka servisine bağlı. Bir yere baktığınız zaman onunla ilgili özellikleri gözlük okuyordu. Çok ilginç. Mesela şuraya bakıyor, gözlük intent sayıyı okuyor. Yani yazıyı okuyor. Buraya bakıyor mesela, diyor ki karşında diyor kırmızı bir tane sandalye var diyor. Bunu bir hafta sonunda yaptılar. Çok etkileyiciydi yani, bence çok değişikti, çok yaşayın. Hakikaten inanılmaz değişik bir işti. Bu geçen seneydi, geçen İTÜ'deydi ve şirket olmuşlar. Yani o prototip bir sene içerisinde bir yapay zeka servisine dönüşmüş. Çok büyük birkaç tane firmayla anlaşma aşamasına gelmişler ve Amerika'ya gidiyorlar yazın. Yani bunların hepsi bir senede oldu. Bunu koymamın sebebi şu, bu takım Big desteği almadı mesela. Çünkü geliştirdikleri servis zaten kodlayabilecekleri, yapabilecekleri bir servis. Sermaye ihtiyacı yok. Sermaye ihtiyacı olmadığı için direkt ürünü geliştirip onu ticarileştirmeye karar verdiler. Bir sene, yani gördüğüm en hızlı geliştirilen şey buydu herhalde, ekip buydu. Çok etkileyici. Bu da şunu gösteriyor, yine TTO'ya bu şekilde yönlendirebiliriz. Siz teknoloji transfer ofisiyle bir dışında da görüşebilirsiniz. Yani hepsi illa TÜBİTAK desteği almak zorunda değil. Yine size yardımcı olurlar, rehberlik yaparlar şey için. İlla bir desteği olmak zorunda değil, iyi bir gelişim olması için. Çok güçlü bir ekip bu ekip. İşte bu yaz Amerika'ya gidiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz yapay zekayla? İşçi güvenlik ihlallerini yapamıyorlar. Mesela baretsiz kameranın önüne gelince kamera söylüyor, şey söylüyor, baret yok diyor. Yani biri girdi ya da çıktı demiyor bu kutunun içine. Buraya baretsiz biri girdi diyor. Mesela bana gösteriyor, eldivensiz çalışıyor işçi. Diyor ki eldivensiz çalışıyor diyor. Bunu algılayabiliyor. Normalde biz şu seviyedeydik. Kutuyu çizerdin, bunun içine insan gelince haber verdi. Ancak onu yapabiliyordu. Yok, bayağı obje gösteriyor, yani obje tanımlıyor. Çok etkileyici bir ekip. Ayşe hocamız ve bizim ofisimiz. Bu da Tipika. Bizim Oğuz hocayla, Ayşe hocayla beraber kendi sektörümüzün problemlerinden yola çıkarak yaptığımız bir işti. Bir sürü döngüden geçti. Yani ilk başta çok hızlı bir prototip yapıldı. Sonra Oğuz Hoca, bu bir eğitim, etkinlik ve sertifikasyon platformu. İlk başta bir prototip yaptık. Oğuz Hoca sertifikasyonu eklemek istedi. Sonra atılımdan bir tane yazılımcı birisini bulduk. Freelancer çalıştık. Ahmetcan. Ahmetcan sağ olsun beni en az 2 yıl daha yaşlandırdı. Ama iyi bir mühendisti, onu söyleyebilirim, aklını verebilirim. Çok iyi bir çocuktu. Ama bir freelancer hayatı yaşattırdı bana. Bir prototip daha yaptık ama o zaman tasarımsal olarak iyi değildi. Sonra bunlardan öğrendiklerimizi aldık, üçüncü bir tane daha prototip yaptık. Şimdi onu yeni bitirdik. Gerçi onu da dördüncü versiyonunu yaptık. Bunu söylememin sebebi şu. Biz bıkmadığımız sürece bu revizyonlar hep olacak. Sırayla aslında bu örneklerde saydığım şeyleri bir daha söyleyeyim. Bir big desteğiyle de girişimci olabilirsiniz. Big desteği almadan da girişimci olabilirsiniz. Yaşadığınız şehrin yapabildikleri sizin de yapabildiklerinizi etkiliyor veya başka şehirlerle çevrenizi genişleteceksiniz. Ya da bizim gibi sürekli revizyon yapacaksınız. Hep daha iyisini yapabilmek için. Yani bir uçurtma değil, 4 uçurtma, 5 uçurtma. MIT Media Lab'a göre
aslında nihai bir ürüne gelmeden 12-13 tane prototip yapmak gerekiyor. Yani bunu sürekli yapmak gerekiyor. Evet, bu noktaya kadar ben biraz örneklerden bahsettim. Benim bir tane fotoğraf koymuştum, onu kaldırdım mı yoksa içeri mi koydum? Şimdi bazı düşünce şekillerinden bahsedeceğiz. Düşünce şekli ne demek? Şu demek. İşletme okuyan hakimler ya da uluslararası ilişkiler, yöneticilik tarafında olanlar. Şimdi girişimcilerle çalışmak demek, bir sürü yöneticiyle çalışmak demek. Yani yönetici adayıyla, yani her sene belki 100 tane, 150 tane yöneticiyle çalışıyorsunuz aslında. Çünkü hepsinin kendi şirketi var, değil mi? Küçük de olsa işleri var. Öyle olunca da bir sürü yönetici hatası, yani karar verirken yaptığı bazı hataları görmeye başlıyorsunuz. Ben de onları derleyip bilgisayar algoritmalarıyla, yani benzer program algoritmalarıyla karşılaştıran bir çalışma yaptım. Referans bir kitap da kullandım. Şimdi onlardan örnekler vereceğim. Bu şu demek, muhakeme hataları bunlar. Muhakeme hataları şu demek, yani nasıl yanlış karar alıyorsunuz belirli koşullarda? Hepimiz de aynı şeyleri yapıyoruz ve bu girişimciliği nasıl etkiliyor? Birincisi arama problemi. Arama problemi şu, bu bir bilgisayar mühendisliği de problemi. Kendinize, bu da ev arama diye geçiyor ama şöyle düşünün, Atılım Üniversitesi'ne geldiniz, öğrencisiniz. Ya yurtta kalacaksınız ya da ev kiralayacaksınız, değil mi? Bir sürü yer geziyorsunuz, kalacak yer. Kaç yer gezdikten sonra burası en iyi yer diye karar veriyorsunuz ortalama? Kaç ilandan sonra? 4-5. Kaç? 4-5. Ben mesela biz evlenirken, bizim de 4-5'ti. Çünkü eşimin tadı kaçmadan hemen bulmam gerekiyordu. Bir krizin ortasındaydı, uzun uzun bakamadım. Peki, 4-5'in sonunda bu iyi diyorsunuz ya, en iyisinin o olduğuna nasıl karar veriyoruz? Çünkü örnekler havuz 5 ev. 5'in içinden seçiyoruz değil mi? Peki hiç aklınıza şey gelmiyor mu? Ya belki daha iyi 6.sı var. Hatta kesin öyle bir arkadaşımız vardı. Benim en gıcık olduğum arkadaş tipi. Evi tutarsın gelir der ki ya der bunun daha iyisi vardı ya niye söyleyelim bana derdi. Ya da der ki kira ne kadar veriyorsun bu kadar. Abi çok veriyorsun. Daha işte 100. yılda daha ucuzmuş falan. Ya da ayrancıda daha ucuzu var. Hep böyle bir alan var gelip bunu söylüyor. Bu aslında bir bilgisayar problemi biliyor musunuz? Yani ne kadar arama yaptıktan sonra doğru sonuca ulaşabilirsin? Problemi. Buna aynı zamanda işe alım problemi de diyorlar. Burada da çok ilginç bir şey var. Kaç görüşmeden sonra sizin, mesela kendinizi işveren yerine koyun. Mülakata birisi geliyor. Kaç görüşmeden sonra doğru adayı bulduğunuza karar veriyorsunuz. Zor değil mi? Çünkü belki daha iyi bir aday var ve görüşmediniz. Ama sonsuza kadar da görüşemezsiniz. İşte bu yapılan çalışmaya şöyle diyorlar. Bunu istatistik olarak çalışmışlar. Ben detayına girmeyeceğim. Belki şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Çok ilginç bir sonuç var. Optimal nokta %37'ymiş. Yani 100 kişilik bir havuzumuz var, görüşme havuzumuz var. Bunun %37'sine görüştükten sonra asıl ilk 36 aday boyunca hiçbir şey karar vermiyorlar. 36. adaydan sonra karar vermeyi serbest bırakıyorlar. Yani ev alıyorsanız diyor ki benim ideal olarak ev bulabilmem için minimum bir 10 ev görmem lazım. Ankara'da ne var ne yok piyasayı tanımak için. Ondan sonra karar veriyorlar. O yüzden siz mülakata gittiğinizde denk vermiyorlar. İyi olsanız bile. Çünkü diyor ki havuzu tanımaya çalışıyor. Herkesle görüştükten sonra en sonunda belki dönecek ve size teklifte bulunacak. O yüzden görüşmeleri bir anda size söylemiyor. Hiç öyle bir yerde görüştünüz mü? Sizle görüşüp ya işte tam aradığımız aday ya tamam hemen başlayalım. Hiç öyle bir insan kaynağı var mı? Olmamasının sebebi bu. Peki bu örneği niye verdim? Dün Uşak'taydım. Bir tane girişimciyle beraber çalışıyorum. Bu bir çocuk ayakkabısı örneği. Yapmaya çalıştığımız girişim fikri de şu. Geri dönüştürülebilir tekstilden ve kalıptan, biyo bozumu kalıptan aslında
böyle doğada bozulabilen ve tekstil tarafı da geri dönüşüme gidebilen bir çocuk hayat makinesi üzerinde çalışıyoruz. Bu kişiyi bulana kadar kaç farklı ayakkabıcıyla gezdik? 10 tane falan gezdik herhalde İstanbul'da, Ankara'da ve şeyde, İzmir'de. Tam İzmir'de aradığımız çocuk ayakkabıcısını bulduğumuzu düşündük. Dün Uşak'a gittim, çok daha iyi birisiyle tanıştım. Aynı problem burada da var. Yani siz bir prototip geliştirdiğinizi düşünün. Kaç prototipten sonra bu prototip doğru, ben bunu yapayım kararını vereceksiniz. Aynı şey burada da var. Ya da kaç farklı ortak denedikten sonra tamam aradığım ortak bu, ben bu kişiyle çalışacağım diyeceksiniz. Şunu bilmeniz bence önemli. İlk yaptığınız seçim temsilini bilmiyorsunuz. Yani daha iyi birisi var mı, daha iyi bir tedarikçi var mı, daha iyi çalışabileceğiniz birisi var mı, onu hiçbir zaman bilmiyorsunuz. O yüzden olabildiğince farklı şeyleri denemek gerekiyor. Aynı şey müşteride de var. Bir müşteriye gidersiniz beğenmez ama kaç müşteriyle görüştünüz? Ne kadarı temsil ediyor? Onu bilmiyoruz. Bu mantıklı geliyor mu size? Hem gündelik hayatta olan bir problem, hem de bizde olan bir problem. İkincisi nimet abla problemi. Piyango gişesi. Böyle şey, batılı inançları olan var mı? İşte bu gişeden alırsam kesin çıkar. Buradan çekersem kesin olur diye. Problem şöyle, 7 adet piyango gişesi var. Bu gişelerden bazıları yüksek şanslı, yani yüksek şey veriyor, sonuç veriyor. Bazıları da düşük biletlere sahip. Ama bütün gişelerde gezemeyiz. O zaman hangisini seçeceğiz? Ya da kaç defa seçeceğiz? Hepsi bir taktik bu. Ha? Eşitme olarak dağıtılıyor bilet sayıları. Bilet sayıları aynı ama biletleri... Yani sandıkları biletler 7'sinde de aynı mı? Evet, 7'sinde de aynı ama biletlerin çıktığı ikramiye düzeyleri farklı. Yani bazıları çok iyi gişeler. Bana mesela şu çok komik gelir. Sadece istatistik olarak bakıyorum. Bu kadar rastgele olması gereken bir sistemde neden mesela bu gişe ön plana çıkar? Çok ilginç bir şey. Yani hani, bir etkisi olmaması lazım. Bir etkisi varsa sistem bozuk zaten. Eğer sistem işliyorsa bir etkisi olmaması lazım diye düşünüyorum. Evet, bu problemi nasıl çözeriz? 7 tane, hepsini tek tek gezebiliriz sizin dediğiniz gibi, birer tane deneyebiliriz. Ya da bir tanesinde çok bilet alabiliriz. Değil mi? Bu bir yani bu bir karar verme problemi. En mantıklı karar en iyisi değil. Mesela benim ailemin geldi, babamın dünya görüşü şudur. Ben bir tane gişe seçerim, onu sonuna kadar bitiririm. En azından kötü hissetmem. Çünkü her değişiklik yaptığımda pişman hissediyor. Diyor ki, ya diyor diğeri iyi hissediyor. Öyle olunca bir tane seçiyor ve onu asla değiştirmiyor. Onun dünya görüşü bu. Ama bu en iyi karar değil. Belki de kötü bir gişedesiniz ve onun için ısrar ediyorsunuz. Yani kötü bir kararda ısrar ediyor olabilirsiniz. Bir de kazan kal, kaybet değiştir algoritması var. O da şu demek. Kazı kazan olduğunu düşünün. Yani hemen sonucu gördüğünüzü düşünün. Kazandığı sürece kalıyor gişede. Kaybedince değiştiriyor. Bir de böyle bir çözüm var. Bu bayağı ilginç bir algoritma problemi. Ve böyle bayağı tablolara falan dökülmüş bir hali var. Ona da çok detaylı girmeyeceğim. Ama bunun yazılım karşılığındaki tarafı explore ve exploit problemi. Yani ben daha ne kadar keşif yapmaya devam edeceğim, ne zaman keşif yapmayı bırakıp derinleşeceğim, yani faydalanacağım. Eğer sürekli gişe değiştiriyorsam keşfetmeye devam ediyorum, eğer gişede kalıyorsam derinleşiyorum. Bu neden girişimcilikle ilgili önemli? Evet, belki seçtiğimiz prototipteki metodolojide hatamız var, belki değiştirmeniz lazım. Yani keşfetmeniz lazım. Aynı şeyden sonuç almaya çalışmanızda hata var. Bazı girişimcilerimiz var. 7-8 tane projesi var. Demiyor. O da var, bu da var, şu da var. Bir yerden tutar. Yani bir gişeden bir şey gelir diye düşünüyor. Bazı girişimcilerimiz var. Zafer'de olduğu gibi. Yok diyor. Ben sadece bunu yapacağım diyor. Peki Zafer'in yanılma ihtimali var mı? Var. Bunu söylememin sebebi şu.
genelde anlatılan hani şey ya, yeterince bir şeye inanırsanız, yani bir işe yeterince asılırsanız kesin sonuç alırsınız. Doğru. Ancak kötü sonuç da alabilirsiniz. Yani keşfetmek bu anlamda kötü bir şey değil. Sadece bunun dengesini ne kadar yapacaksınız, bu önemli. Bunun çok detayına girmeyeceğim ama bu bizim yaptığımız bütün Ar-Ge çalışmalarında en önemli tablolardan bir tanesi. Teknoloji Transfer Ofisi'nin eğitimlerinde daha detaylı alacaksınız bunu muhtemelen. Teknoloji olgun seviyesi dediğimiz şey aslında bu keşif sürecinin bir sistemi. Yani siz ilk önce fikir aşamasında başlıyorsunuz, sonra siz bunu bir konsept haline getiriyorsunuz, sonra gidiyorsunuz o konsepti ispatlıyorsunuz, sonra bunu olabildiğince doğrulamaya çalışıyorsunuz. İlk önce atölyede doğruluyorsunuz, sonra gidiyorsunuz sahada doğruluyorsunuz, sonra kullanıcıda doğruluyorsunuz, ondan sonra bunu ürün haline getiriyorsunuz. Ama her aşamada unutmayın ki bir miktar keşif yapıyorsunuz ve bir noktada da keşfi bırakmanız lazım. Bizde genelde akademi ağırlıklı olan insanlar keşifte kalıyor, çok seviyor. O yüzden hocamız keşfetmeye devam ediyor alanda. Hocam diyoruz hangi, ne yapacağız bunu, kim kullanacak? Sorun değil. O şu aşamalarda keşif sürecini çok seviyor. Sanayici olanlarımız ise keşfetmeye inanılmaz kapalı. Kapalı yani. Geliyor diyor ki ben bunu yapacağım. Hocam peki şöyle bir şey ol. Hayır ben bunu yapacağım. Ya belki farklı bir alanda faydası olabilir, değil mi? Bu iki denge çok önemli ve bence biraz keşif iyi, ancak kendinize bir sınır koymanız, upper bound sınırı dediği oydu. Yani ben 3 kişilik birisiyim. 3 defa denerim ya da 4 defa denerim ama karar veririm artık nerede derinleşmek istediğimi. Buna alan bırakmak gerçekten inovasyon çalışmasının en önemli başlıklarından bir tanesi. Bu çok önemli bir konu. Bunu ben çalıştırabiliyor muyum? Bu bizim yaptığımız... yazılım bir gelişimciyle beraber yaptığımız bir prototip çalışması. Süper değil mi? Herkese hoş geldiniz. Evet. Nedir bu? Ne yaptık biz bu prototipte? Güneş enerjili bir pompa. Sirkülasyon. Ne bu? Filtre. Bu aslında bizim tarım sulama için yapmak istediğimiz bir projenin ön prototiplerinden bir tanesi. Yani yaptığı şey aslında güneş enerjisiyle çalışıyor. Yani o anlamda güzel. Güneş enerjisi pompayı çalıştırıyor, pompada sulama suyu çekiyor ve su aktarımı yapıyor. Bu olmayan bir şey değil, yapılan bir şey. Prototip düzeyinde yapıldı. Bunun tarım uygulamasına dönebilmesi için kaç defa bizim bunu farklı alanlarda denememiz lazım. Çok da, yani çok keşif yapmamız lazım. Sonra biz gittik tarlaya mesela, bir tane gerçek bir çiftliğe gittik. Ama öyle bir havuz yok bir kere. Çok derin bir kuyu var. O kuyuya bu gördüğünüz dalgıç pompayla inemiyorsunuz. Başka bir güçlü bir pompa lazım. Her şey değişiyor. Yeniden keşfetmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden özetlemek gerekirse, eğer Ar-Ge inovasyon konusunu seviyorsanız baştan şunu kabul edeceksiniz. Yani kumdan kale gibi. Gerçekten. Yıkıp bir daha. Yıkıp bir daha. Eğer buna sabrınız yoksa sizi çok yıpratan bir süreç de olabilir. Çok sıkan bir süreç de olabilir. Çünkü tam bunu yaptığınızı düşünüyorsunuz. Bir gidiyorsunuz tarlada olmuyor. Yıkıyorsunuz. Baştan yapıyorsunuz. Ama bu sırada yeni şeyler öğreniyorsunuz. Evet, üçüncü bir problem ayıklama problemi. Bu aslında kütüphanedeki kitapları düzenleme problemi olarak da geçiyor. Bubble sort mesela, bu bir veri tabanı ayıklama yöntemlerinden bir tanesi, en hantal olanı. Bir kitaplarınız var, düzenleyeceksiniz. Çoğu insan şunu yapar, bütün kitapları indirir, sonra A'dan B'ye, A, B, C, D diye belirli bir sıralamada, değil mi? Kolay bulunsun diye bunu sıralar. Bazıları şöyle yapar, der ki ya benim vaktim yok, bütün kitapları indiremem. Ben burada gözümün kestirdiği şeylerin sıralamalarını değiştireyim der, değil mi?
Ama bunların arasında en verimli olanı şu, lafları kategorilere bölen, tamam mı? Bu laf, işte referans kitapları, bu laf benim işte macera kitapları, bilim kurgu kitapları, o kategori içerisinde sınıflandırmaya kalkar. Siz ne kadar büyük bir kitap sayısını sınıflandırmaya kalkarsınız, o kadar işiniz zorlaşıyor. Bu da benzer bir optimizasyon problemi. Bu bizim için neden önemli? Bazen yöneticilerde gördüğümüz bir problem bu. Yöneticiler problemleri sınıflandırmakta zorlanıyorlar. Gerçekten bunu görüyoruz. Yani bütün her şeyi bir anda çözmek istiyor. Bu neye benziyor? Bir kütüphanenin bütün kitaplarını indirip baştan düzenlemeye benziyor. Bu da kaos yaratıyor. Çünkü çok zor. Ulaşmanız gerekiyor. Onu yapmak yerine bunu problemlere, sınıflara bölüp sınıfın kendi içerisinde düzenleme yapmak bilgisayar için işe yarıyorsa bence bizim için de işe yarayabilir. O yüzden koydum. Anımsamayı, bu anımsama problemi çok ilginç. Anımsama problemi de şunu anlatıyor. Hangi bilgiyi ben aklımda tutmam lazım ve hangi bilgiyi arşivlemem lazım, unutmam lazım. Çok basit gözüküyor değil mi? Yani biz her şeyi aklımızda tutabilir miyiz yani her işle ilgili? Yok. Hele ki bizim bu jenerasyonda zaten hep referansla gidip internetten başka bir yerden bulabiliriz. Çok basit gibi gözükse de yarattığı problem şu, bunu biliyorsunuz. Kendisi artık emekliye ayrıldı diyebilir en son görevinden sonra. Belirli bir önem sırasına göre işten belirlemişler. İşte yapması gereken yüksek önemli işler, orta önemli işler ve düşük önemli işler diye. Ama bir hiyerarşiye koymuşlar. Öncelikle önemli olanları yap, sonra orta önemli olanları yap, en sonunda da önemsizleri yap diye. Ancak şöyle bir sorun yaşamış. Orta önemli olan bir problemi çözemediği için Mars'ta tıkanmış, araç durmuş. Çünkü orta önemli problemi çözemiyor. Öyle olunca düşük problemliğe inemiyor, sonra tekrar yukarı çıkamıyor ve kilitlenmiş bütün araç. Sonra bu kadar basit bir problem yani. Bu problemi çözmek için tabii dünyadan oraya uyduyla kod gönderip sonra onu tekrar güncelleyerek tekrar çalışır hale getirmişler. Bunu kullanmamızın sebebi, bu örneği kullanmamızın sebebi şu. Çalıştığımız bütün girişimcilerin heveslendiği bir şey var. Yani projeyle ilgili. O heveslenme noktasına o kadar takılıyorlar ki çok daha basit ama önemli olabilecek işleri yapmıyorlar. Nedir bu? Mesela çok güzel bir prototip yapıyor ama TÜBİTAK başvurusunu doldurmaktan sıkılıyor. Niye? Çünkü düşük öncelikli bir iş. O büyük bir şey yapmak istiyor. Ama o düşük öncelikli işi, yani o formu doldurursan aslında hibe alabiliyorsun. Ve çok daha büyük bir etkisi var. Ama onu yapmıyorsun çünkü o öncelikli değil. Senin için daha ilginç bir şeyle ulaşmak istiyorsun. İşte bu problemleri hiyerarşiye koyamamak, ayıklayamamak, bazen küçük işleri atladığınız için neler çıkıyor ben sayayım. Çünkü ben bunu duyduğum için söylüyorum. Diyor ki, ben diyor çok önemli bir bilim insanıyım diyor ama geçen vergi cezası geldi diyor. Şimdi vergi cezası gelmemesi çok kolay bir problem. Muhasebeciyle çözülebilecek çok kolay bir problem. Ama ilgilenilmiyor kolay olduğu için. Çünkü bilimsel değil ve önemli de değil yani. Ama maalesef bir girişimci, yani girişimcilik gerçekten önemli, orta önemli ve önemsiz işlerden oluşuyor ve hepsinin yapılması gerekiyor öyle ya da böyle. Ben mesela, bu arada hepimiz zorlanıyoruz. Ben o yüzden kendimi zorluyorum mesela. Ayıklıyorum. Küçük sabahları, küçük işleri eritmeye çalışıyorum mesela. Bu sabah hariç. Küçük işleri süpürmeye çalışıyorum, eritmeye çalışıyorum. Bir 10 dakikamız daha var. Neredeyse toparlamak üzereyim. Bu noktaya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben olabildiğince basitleştirmeye çalıştım ama hatırlatmak gerekirse, yani biraz keşif, biraz da o keşifte derinleşmek. Sürekli keşfedersek derinleşemeyiz, bir şey bulamayız. Tek bir yere derinleşirsek belki çok yanlış bir işin peşindeyiz, onu göremeyiz. O yüzden bu ikisinin kombinasyonunu yapmamız lazım. İyi bir startup yöneticisi. Başka işleri önemli ya da önemsiz
güzel bir dağılımını yapmak lazım. Yani önemsiz işleri de kaçırmamak lazım. Yoksa böyle Mars'ta şey gibi, araç gibi kalıyoruz. Bu da öyle. Birkaç tanesini hatırlattım. Planlamayla ilgili. Mesela bu çok ilginç bir şey. Bu diziyi koymamın sebebi şuydu. Netflix bu dizinin tasarımında ve planlanmasında inanılmaz veri kullanıyor. Data kullanıyor. Yani bizim izleme alışkanlıklarımıza bakıyor. Ve aslında bu diziyi hangi ülke için yapmışlar biliyor musunuz? Daha doğrusu coğrafya için. Güney Amerika. Güney Amerika'da böyle Türk aksiyon yıldızlarına karşı inanılmaz bir ilgi varmış. Çok ilginç. Filmin tasarımı da ona yönelik. Film prodüksiyonlarının böyle bir riski var. Şöyle bir sorun var. Bir şey, inanılmaz para harcayacaksınız, belki milyonlarca dolar harcayacaksınız ve insanların filme ne tepki vereceğini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz yani. Size göre güzel bir senaryo ama belki kimse sevmeyecek. Peki o zaman prodüksiyon şirketleri bu finansal riskini nasıl düşünüyor, nasıl idare ediyorlar? Yeni bir film çıkacak ama tutup tutmayacağını bilmiyoruz. O zaman bu riskini nasıl azaltıyor prodüksiyon? Buyurun. Öndeki kullanıcının önceki izlediği videolara bakarak ona göre video yolluyor. Aynı şekilde o videonun o gördüğümüz kısmı yani değişen kısmı kişilere göre değiştiriyor. Kişilere göre değişiyor, kişiselleştiriyor. Aynen. Bir tane daha yorum vardı. Buyurun. Reklam olabilir mi? Reklam, doğru. Size şey yapıyorlar. Önceden sizi hazırlıyorlar. Yani Avengers'ı izletiyorlar fragmanını. Daha filmi izlemeden filmle ilgili heyecan yaratıyorlar. O yüzden çok fragman teaser dinlenmedi ama o yüzden oluyor. Doğru. Aslında film prodüksiyonunda formüller var. Yani o sene tutan formüllere dikkat ettiyseniz mesela bir tarz bir film popüler olduğunda onun benzeri 4 film daha oluyor. Çünkü bakıyorlar bir formül ortaya çıkmış. Diyorlar ki bunun ekmeğini biz daha yiyebiliriz. İşte süper kahraman konusu tuttu. Biz bunun üstüne bir en az 40 film daha çekelim. Hani benzer bir şey yakalayalım diye. Bu biraz riski azaltmak için. Bayes kuralı da aslında şunu gösteriyor. Bir şey tahmin etmek istiyoruz değil mi? Yani biz bir startup olarak gelecekte ne olduğunu tahmin etmek istiyoruz ve mümkünse biraz bilimsel, yani içgüdüyle değil. Çünkü o çok iyi bir şey değil. Çünkü kendi üretimin bu kesin tutacak demek istiyorsun. Ama biraz da gerçekçi bakman lazım, tahmin etmen lazım. Nasıl tahmin edebilirsin? Bununla ilgili çok komik ama basit bir prensip var, Kopernik prensibi diye. O da şu, şu ana kadar ne olduysa T zaman boyunca bundan sonra da onun olma ihtimali çok yüksek. Eğer normal dışı bir olay olmadıysa, yani şu ana kadar insanlar süper kahraman filmlerini çok sevdiyse 2 sene boyunca, bu bir 2 sene daha gidebilir diye düşünüyorlar. Ya da insanlar sevmediyse bir sene, önümüzdeki bir sene boyunca da sevmeyebilir diye düşünüyorlar. Bu bizim için nasıl bir gösterge? Eğer siz geliştirdiğiniz ürün için bir sene içerisinde müşteri bulamadıysanız, büyük ihtimalle önümüzdeki senede bulamayacaksınız. Mevcut yaptıklarınızı yapmaya devam ederek. Farklı bir şey yapmanız lazım demek. Onu değiştirebilmeniz için diyor. Daha bunun tabii çok derin başka kısımları var ama oraya girmeyeceğiz. Bir de faktör sayısı karar vermekle ilgili. Siz belirli bir konuyla ilgili bir şeye karar vermek istediğinizde faktör sayısını arttırınca tahmininizle ilgili tahminin gücü artmıyor. Şurada grafikte gördüğünüz gibi. Yani az faktörle bir olayı anlamlandırmak daha kolayken faktör sayısını arttırdıkça onun sebep olabileceği şeylerin ihtimalleri tamamen kontrolden çıkıyor. Aslında bu şunu söylemeye çalışıyor. Bir şeye karar verirken çok faktörlü, aşırı kompleks şekillerde gitmenin dezavantajı bu. Çünkü neye sebep olacağını tahmin edemiyorsunuz. O yüzden mümkünse minimum faktörle bir konuya karar vermeye çalışın. Sizin için en az 3, 4 ama minimum. Mesela biz startup değerlendirmesi yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuz. Şimdi
bıraksalar ben 15 tane faktör de koyabilirim. Bir sürü faktör koyabilirim. Bu faktörler sizin şu anki girişimci başarınızı anlamama yardımcı olur ama tahmin etmemi çok zorlaştırır. O yüzden hepimiz çok daha basit şeyler kullanıyoruz. 3 parametreye, 4 parametreye bakıyoruz. Ona göre değerlendiriyoruz. Ki böylelikle tahmin gücünü arttırsın diye. Sonuncusu da, bunu da sonuncu söyleyeceğim. Pazara nasıl giriş yapacağız? Hep bizde olan bir sorudur. Ürün çıktı, pazara nasıl giriş yapacağız? Çok ilginçtir ki, istatistik olarak şöyle bir çözümden bahsediyorlar. Rastgele seçim kötü bir şey değil. Hatta en düşük maliyetli olan ve iyi sonuç verebilecek. Başlangıçta ortada hiçbir şey yoksa herhangi bir şey denemekte kötü bir şey yok. Çok ilginç değil mi? Ben de düşününce öyle çünkü girişimcilerimiz var. Daha hiç satış yok. Hadi başlayalım. Bilmiyorum nereden başlayacağımı. Hiç fark etmez. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Çünkü en azından pazarda ne olduğunu anlamana yardımcı olacak. O kadar aşırı planlamaya gerek yok. Rastgele başlayabilirsin. Sonra zamanla anlamaya başlayınca işte o zaman seçim yapmaya başlayacaksın. Daha güdülü, daha odaklı gideceksin. Ama keşif aşamasında rastgele denemekte, spontan bir şey denemekte kötü bir taraf yok. Bu iletişim tarafını, trafiği geçeceğim. Evet. Sonuncusunu bizimkilerle bitireyim. Burakların, yani bu karton bisikletin yaşadığı süreç, az önce konuştuğumuz konuların hepsini kapsıyor. Yani Ar-Ge'ye odaklanırken küçük işlerin kaçması, yani çok basit, temel yapılabilecek, çok önemli olan işlerin bir anda kaçması durumu. Ondan sonra az önce bahsettiğim muhakemeyle ilgili bahsettiğimiz birçok şey bu girişimde de var. Bu ekip Atılım Üniversitesi'nde, Atılım Üniversitesi öğrencileri ve aslında hem buradaki akademik altyapıdan çok faydalandılar, hem TTO'dan çok faydalandılar. Şimdi bağımsız, farklı bir şekilde devam ediyorlar. Ama size bahsettiğim gibi, yani her aşamada mutlaka bir olgunlaşma süreci var. Ben size bir sulama sistemi gösterdim, çok basit. Onların süreçleri de öyleydi. Ama her aşamaya geçtiğinde yeni bir şey öğrenip daha farklı bir prototip yapmanın, daha iyisini yapmanın yöntemlerini öğreniyorlar. O yüzden bu döngü süreci çok önemli. Evet, bu ekiple bitireceğim. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu ekibin geliştirdiği şey aslında karton malzemeden, craft malzemeden bisiklet üretiyorlar. Aranızda kaç kişi böyle bir bisiklete biner? Siz binersiniz. Siz binersiniz. İki kişi mi? Neden binmezsiniz? Güvenliyse neden olmasın? Güvenliyse değil mi? Şimdi, demek ki güvenlik kaygısını çözmek gerekiyor. Başka? Mesela bize gelen soruları ben söyleyeyim. Mesela yağmurda ne oluyor? Kağıt ya, karton ya. Islanınca ne oluyor? Ne kadar yük taşıyor? Ne kadar hızlı gidiyor? Geri dönüştürebiliyor mu? Herhangi bir darbede zarar görüyor mu? Darbede zarar görüyor mu? Normal bir bisikletten farkı ne? Maliyeti ne? Değil mi? Bunların hepsi bizim için, bunu geliştirmek için bir soru. İlk kullandıkları prototip gerçekten kartona benziyordu. Yani böyle direkt şeyden, kutudan kesilmiş, yapılmış gibiydi. Şimdi onu olgunlaştırdılar. Çünkü böyle ufak bir atölye kurdular. Orada öğrendiler şeyleri nasıl yapacağını. Bazı üretim metotlarını nasıl geliştireceklerini öğrendiler. Bu onların üçüncü versiyonu. Yani üçüncü tur galiba. Üç ya da dördüncü revizyonları. Bakın bakalım nasıl gözüküyor. Hani bahsediyoruz ya işte hayaller kuruluyor. Bu hayalin dördüncü versiyonu şu anki kısmı. Bunu da ben özellikle istedim. Dedim ki lütfen dedim. Şöyle güzel bir video olsun. Ben sadece fotoğraf göstermeyeyim. Çünkü sizin sorduğunuz soruları cevaplamıyor bir fotoğraf. Ya fotoğrafa bakıyorsun da ben bunu bilmem diyorsun. Öyle değil mi? Ya bu sağlam mı diyorsun? O yüzden rica ettim bir video yapar mısınız diye. Şimdi size onu izletip böylelikle sunumu da tamamlayacağım. Long time. Real long time. Real long time.
azından o şok dalga şeylerini falan görüyoruz. Bu sizden gelen geri bildirimlerden sonra belki üçüncü, dördüncü versiyonu. Şimdi birkaç parça üretiyorlar, satıyorlar insanlara. Onlardan başka geri bildirimler gelecek. Belki yine değişecek. Bir sürü tartışma konusu var. Değil mi? Keşfedebileceğimiz belki mesela karton mu gözüksün yoksa boyansın mı? Onu bilmiyoruz. Değil mi? Yani karton görünüm mü ilginç geliyor insanlara? Yoksa onu boyamak mı gerekiyor? Bunun gibi böyle bir sürü soru noktası var. İşte keşif sürecine devam edeceğiz demek ki. Ama keşfede bir sınır var. Bir noktadan sonra bunun nasıl bir ürün olduğunu karar verip aslında satılması gerekiyor. Evet, çok teşekkürler. Ben biraz böyle hem farklı örnekler olsun hem bazı karar alma taraflarından bahsetmek istedim. Tabii söz konusu inovasyon ve Ar-Ge olunca farklı bir gelişimci yapıyor bu. Bu örnekler faydalı. Toparlamak gerekirse, yani Atılım Üniversitesi gerçekten iyi girişimci profillerine sahip bir üniversite. Eğer bir şey geliştirmek istiyorsanız, keşfetmek istiyorsanız üniversite dönemi bunun için çok iyi bir zaman. O yüzden projelerinizi geliştirmek için iyi bir ortama sahipsiniz üniversite açısından. Kendinize biraz inanın ama dediğim gibi bu gerçekçi şeylere göre, yani sürekli gişe gezerek değil, keşfederek, bakarak hangi nokta sizi cezbediyor, oraya odaklanarak, biraz odaklanmak da önemli. Bu şekilde giderseniz, dediğim gibi ben yani sizin döneminizde tanıştığım sonradan gerçekten böyle kalabalık büyük şirketler kuran insanlar var Ankara'da. Olmayacak bir şey yok, bir sınır yok. O anlamda bence iyi bir noktadasınız. Çok teşekkür ederim.